Karadul ve akraba olan örümceklerde bakın ağ yapısı darmadağınık. Belirgin bir ağ yapısı yok. Hatta örümceği görmek çok zordur. Şu sarı sarı noktalar yavruları. Şu iri sarı olan da annesi. İşte karadul'da akraba olan canlılar bunlar. Temmuz ayı Çanakkale'de müthiş bir aydır. Evet, işte bakın. Karadul'un akrabalarının hepsi kara değildir. İşte bu resmen açık sarı. Ağ yapısına dikkat edin, darmadağınık bir ağ. Ama müthiş avcılardır. Yani geçen yıllarda küçücük bir örümceğin kocaman bir Ağustos böceğini paketleyip yediğini gördüm. Bakalım uzaktan. İşte çalıda. Ah, yavrular da aldı. Titreşimi aldılar. Yavrular hareketlendi. Şu anda güneş ışığı da burada. Deli gibi ağın içerisinde koşturuyorlar. Karadul'un sarışın akrabaları bunlar. İşte bakın. Karadul'un sarışın akrabaları dediğim örümceği makrodan çekmek istedim. Yavrular bol miktarda yavru. Şurada bir işte patlamış yumurta kotası muhtemelen, şu beyaz küre. Ve benim daha önce beyaz dul diye adlandırdığım, evet, anne. Kara dullu akraba bunlar. Hareketlendi çok güzel. Bakın abdomeninden ve genel fenotipinden karadullarla akraba olduğunu çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Normalde bu görüntüleri vermez ama işte yavruları bakın, yavrularını, evet, korumaya aldı şu anda. Evet, resmen resmen bize saldırı yaptı. Resmen bize saldırdı. Sonra hızlı bir şekilde geriye çekildi. Makro dünyanın gizemi burada işte. Şunları normal çıplak gözle görmek mümkün değil. Bakın anne korumada, yavrular ağı terk etmiyor. Bu arada bir sinek geldi. Hoş geldin, sefa geldin. Ne oldu? Ne oldu? Vallahi burada bak, seni ensederler, haberin olsun. Kaç oradan. Daha süper bir şey. Anne yavrularla
yuvasında onları koruma altına almış. Bakın şurada bir tane yedikleri karınca veya arı türü bir şey var. Anne yuvayı tazeliyor muhtemelen. Anne sinirli. Evet. Yuvayı tazeliyor. Karadul ve karadulun akrabaları olan örümcekler, yani bunlar böyle normal örümcek ağı gibi ağ örmüyorlar. Bakın burada ağı görüyorsunuz. Darmadağınık, iç içe geçmiş, iplikçiklerden oluşan bir görünüme sahip. Ha, bunun bir mantığı vardır mutlaka. Neden bu şekilde örüyor? Neden böyle karma karışık bir dizayn veriyor? Ya da bir şeyi var mı, yani bunun bir kuralı var mı? Bunlar çok detaylı, çok teknik ekipmanla ancak görülebilir. Yine burada bakın bir şeyler yemiş. Şu anda da galiba ısırıyor onu. Gibi bir şey olsa gerek o. Annenin bacaklarda, eklem yerlerinde de kırmızılıklar var. Abdomende siyah ve noktalar ve sarı lekeler mevcut. Dışarıdan düz sarı gözüken örümcek aslında sarı bile değil, doğru, beyaz diyebiliriz. Yavrular sarı, noktacıklar şeklinde. Harika bir dünya bu. Evet. Evet, şu anda yavrulara odaklayabildim. Bakın ağlarının üzerinde yürüyor aslında bunlar. Fakat sanırım göremiyoruz, iplikçikleri çok ince. Harika, harika. Harika. Anne nerede? Evet. Bunları ben kestirmeden beyaz dul adını koymuştum. Karadul'la akraba olduğunu bildiğimden dolayı. Evet, işte çekim alanımız.
Şimdi aldığım bu yaprağı aynı yere koyma zamanı geldi. Çok az bir yavru burada kalmıştı. Bakın şöyle kopardığım yaprağı yine kendi ağına tutturdum. Kalan yavrularda bakın şurada birkaç tane yavru kalmıştı. Hemen diğer ağla. Evet. Annelerine doğru ve kardeşlerine doğru ilerliyorlar. Şurada iki tane kalmış. Siz de gidin bakayım. Siz de gidin. Hadi. Tamam. Hiçbir zayiat vermeden çekimimizi yaptık. Makro çekimlerde çünkü hiçbir titreşim olmaması gerekiyor. Bakın yavruların hepsi toplandı. Tekrar annelerinin yanında. Şurada gayet sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürecekler. Güzel.